Kazakistan Astana'ya gideceğiz. Kazakistan hükümeti vatandaşlarına Rusya-Ukrayna cephesindeki o sıcak gelişmelere dair bir uyarıda bulundu. Ukrayna topraklarından vatandaşlarını bir an evvel terk etmelerini istedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Macaristan'a resmi ziyaretini tamamladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bir dizi önemli belgeye imza atıldı. Detaylar için Astana'dayız şimdi. Janar Salıbay paylaşacak ayrıntıları bizimle. Evet Coşkun Özen, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in Macaristan'a resmi ziyareti sona erdi. Cumhurbaşkanı ziyaret sonrası bu yapılan Macaristan ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini açıkladı. Aynı zamanda dün biliyorsunuz Viktor Orban ile ikili görüşmeler yapmıştı. Ziyaret kapsamında Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sırasında Kasım-Jomart Tokayev Avrupa'daki Kazakistan'ın ilk büyükelçiliğinin bundan 30 yıl önce ilk Macaristan'da Budapeşte'de açıldığına dikkat çekti ve bugüne kadar ikili ilişkilerin gelişmekte olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda ortak ticaret hacmini arttırma ve yatırım konusunda da konuları masaya yatırıldı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Macaristan'ın bugüne kadar Kazakistan'a 370 milyon dolar üzerinde yatırım yaptığını belirterek ülkede de 70'ten fazla Macar şirketinin faaliyet göstermekte olduğunu açıkladı. İkili görüşme sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Tamás Sulyok Kazak-Macar yatırım toplantısına katıldı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Macar iş dünyasının temsilcilerine ülkesine yatırım yapmak konusunda çağrı yaptı. Aynı zamanda toplantı çerçevesinde iki ülke arasındaki farklı alanlarda özellikle yatırım, ulaştırma ve dijitalleşme dahil olmak üzere 7 önemli ticari belgeye imza atıldı. Öte yandan Kazakistan'ın Ukrayna Büyükelçiliği vatandaşlara önemli duyuruda bulundu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'daki artan topçu bombardıman ve hava saldırıları nedeniyle vatandaşların bir an önce ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Aynı zamanda da Büyükelçilik tarafından vatandaşların hava saldırılarıyla ilgili uyarıları göz ardı etmemeleri, güvenlik tedbirlerine uymamaları gerektiğinin çağrısı yapıldı. Büyükelçilik tarafından aynı zamanda Ukrayna topraklarını terk etmek isteyen vatandaşlar için Moldova ve Polonya üzerinden kara yol ile ülkeye ulaşabilecekleri bilgisi de aktarıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Janar Salıbay. Kazakistan gündeminden başlıkları aktardı bize arkadaşımız.